Murat Bardakçı. Google'a sor ve yanlış öğren. Halen mevcut devletler içerisinde en eskisinin Ermenistan olduğunu, milattan önce 2492'de kurulduğunu ve şimdi tam tamına 4510 yaşına geldiğini ve Ermenistan'ı eskilik bakımından 1008'de ortaya çıkan Gürcistan'ın takip ettiğini bilir misiniz? Peki ya bizi Çin hakkında hep aldattıklarını, tarihin en eski medeniyetlerinden biridir, binlerce senedir mevcuttur diye yalan söylediklerini ve Çin diye bir ülkenin aslında 1 Ekim 1949'da yani bundan sadece 69 sene önce ortaya çıktığını, Türkiye'nin kuruluş tarihinin 23 Nisan 1920 olduğundan da haberdar mısınız? Şaka etmiyorum, kimseyle kafada bulmuyorum. Artık genç yaşlı öğrenci meraklı kadın erkek hemen herkesin tek ve en güvenilir bilgi kaynağı olarak gördükleri Google işte böyle buyuruyor. Sorun, gülün ve şaşırın. Geçen gün bir arkadaşım "Eğlenmek istiyorsan Google'a girip bazı devletlerin ne zaman kurulduklarını sor." dedi. Söylediğini yaptım ve neler gördüm neler. Önce Türkiye ne zaman kuruldu diye sordum. Allame-i Cihan Google 23 Nisan 1920 cevabını verdi. Yani Meclis'in açılışını Türkiye'nin kuruluş tarihi olarak kabul ediyor. 1922 Kasımında son bulan Osmanlı İmparatorluğu'nun ömründen iki sene kesi veriyordu. Google Türkiye'yi Türkiye Cumhuriyeti olarak algılıyordu ama 29 Ekim 1923'ten henüz haberdar değildi. Böyle emsalsiz malumatın yani Google'dan aldığım cevapların birkaçını Eğlenmeniz için sizlere de nakledeyim. Almanya 2 Şubat 962'de kurulmuştu. İngiltere'de 1535'te. Bu hesapça Britanya tarihinin yarım mitolojik kahramanlarından Kral Arthur'la yuvarlak masa şövalyeleri yahut 12. asrın meşhur kralı aslan yürekleri Richard söylendiği gibi İngiltere'de falan değil Mars'ta hüküm sürmüşlerdi. Belki de Satürn'de. Google'a göre Mısır'ın kuruluş tarihi 18 Haziran 1953'tü. Firavunların en meşhurlarından olan İkinci Ramses veya Tutankamon bu hesapça Mısır'da hükümdarlık falan etmemiş, o taraflardaki ufak adalardan birinde yaşayan balıkçıların sendika başkanlığını yapmışlardı. Kraliçe Nefertiti de kraliçe falan değil, Amerika'daki bir moda ajansının kadrolu mankenlerindendi. Meğerse kurgu bilinmiş. Sonra Google'a binlerce senelik iki medeniyetin Çin'in, Hindistan'ın ve İran'ın ne zaman kurulduklarını da merak edip sordum ve Çin'in 1 Ekim 1949'da, Hindistan'ın 15 Ağustos 1947'de, İran'ın da 1 Nisan 1979'da ortaya çıktıklarını öğrendim. Demek ki bizi hep aldatmışlardı. Çin medeniyeti diye bir şey aslında mevcut değildi. Hindistan'daki bin küsür sene öncesinin uygarlığı da sadece bir kurgu bilimden ibaretti. Google Hazretleri Rusya'nın kuruluş tarihini de 25 Aralık 1991 olarak gösterdiğine göre Baltacı'nın Prut'ta sıkıştırdığı Çar Petro söylendiği gibi Rusya'nın falan değil Afrika'daki pigmelerin kabile reisi olmalıydı. Karısı Katerina'nın kim olduğu ise zaten malumdu. İmparatoriçe değil çamaşırcı. Üstelik eski devirlerin anlı şanlı ve de kanlı Pers İmparatorluğu ise çizgi romanlardan çıkmıştı. Bu yanlış ve saçma örnekleri daha fazla sıralayıp canınızı sıkmayayım ama yine Google'a göre 11 Mart 1970'ten bu yana Kürdistan diye bir ülkenin de mevcut bulunduğunu söyleyeyim. Kafi. Bugün öğrencisinden meraklısına, gazetecisinden ev kadınına kadar hemen herkesin merak ettiği konuyu öğrenmek maksadıyla kitap karıştırmak yahut en azından bir ansiklopediye bakmak yerine iki tıklamayla ulaştıkları Google'ın bilgi seviyesi işte budur. Türkiye'yi 23 Nisan 1920'de kurdurmakta, 4510 seneden bu yana Ermenistan diye bir devletin mevcut olduğunu iddia etmekte, Çin, Hindistan ve İran'la Rusya'yı da dünün yeni yetme uygarlıkları olarak göstermektedir. Google'ın düzgün ve işe yarar tarafları yok mu? Tabii ki var. Hem de çok var ama devletle memleket kavramları arasındaki farkı bile göstermeyen ve doğru ile yanlış ayrımının ciddi bir kontrolden geçirilmediği böylesine amatör seviyedeki ifadeler bilgi vermez. Aksine malumat kirliliği yaratıp bilgisizleştirir. Üstelik bilginin sadece kulaktan ve internetten öğrenilebileceğine inanmaya başlamış olan bizim gibi toplumlarda da mükemmel bir cehalet vasıtası olur. Murat Bardakçı Haber